Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gıda boyası kullanmadan rengi, lezzeti harika, nefis bir ayva tatlısı tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için 4 adet ayva kullanacağız. Ayvaların kabuklarını pişirirken kullanacağımız için ayvaları mutlaka güzelce yıkayalım. Ayvamızı yıkadıktan sonra kabuklarını bıçakla ince olacak şekilde soyalım. Ayvanın kabuğunu soyduktan sonra tam ortadan ikiye bölüyorum. Ayvaların içindeki çekirdekleri de atmıyoruz. Çekirdeklerini de pişirirken kullanacağız. Çekirdek ve kabuklar hem rengini verecek hem de jüleli bir kıvam almasını sağlayacak. Orta kısmını şimdi oyacağım. Çekirdeklerini çıkardım. Dolma oyacağıyla oyuyorum. İsterseniz bıçakla da oyabilirsiniz. Sadece şu ortasındaki sert kısmını çıkartıyorum. Diğer ayvaları soyuncaya kadar soyduğumuz ayvaların kararmaması için geniş bir kabın içerisine su doldurdum. Üzerine de yarım limon suyu sıkıyorum. Soyduğum ayvaları suyun içerisine bırakıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Ayvaların tamamını hazırladım. Şimdi de tam ortasına koymak için yarım elma, yarım da ayva kullanacağız. Bu ayvaları akşam doğramıştım. Kaldı. Onları kullanacağım. Rendenin büyük tarafıyla rendeliyorum. Rendelediğim elma ve ayvayı şöyle birbirine karıştırıyorum. Ayva tatlımı pişirmek için geniş bir tencere kullanacağım. Kabuklarını ve çekirdeklerini tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Kabuk ve çekirdeklerin üzerine ayvalarımızı yerleştirelim. Ayvaların üzerine de rendelenmiş elma ve ayvayı koyuyorum. Her bir ayva için yarım su bardağı şeker kullanacağız. Ayvaların üzerine şekeri döküyorum. Yine her bir ayva için de yarım su bardağı su kullanıyoruz. Tencereyi ocağa aldım. Tatlının en önemli püf noktası pişme aşaması. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pişireceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı iyice kısacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Pişme süresi biraz uzun olacak. Kısık ateşte rengi kıpkırmızı olup kıvamı jölemsi bir kıvam oluncaya kadar pişireceğiz.
Şimdi kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum ve ocağı iyice kısıyorum. Tatlımız 1 saattir kısık ateşte pişiyor. Şöyle bakın, yavaş yavaş rengi değişmeye başladı. Kapağını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet, aşama aşama sizlere ayvanın nasıl renk aldığını gösteriyorum. Bakın, gayet güzel bir biçimde renk almaya devam ediyor. Pişirmeye devam ediyoruz. Tatlımız gitgide renk almaya başladı. Artık bu renk ayarından sonra kapağı açık bir biçimde pişireceğim. Hem tabanındaki suyunu çekmiş olacak, hem su jöle kıvamına gelecek, hem de rengi biraz daha kızarmış olacak. Evet, şimdi tatlımızı tekrardan kontrol ediyoruz. Bakın, kıvamı jöle kıvamına geldi. Şöyle kaşıktan göstermek istiyorum. Çok güzel kıvam aldı. Rengi de harika oldu. Artık ocağımızı kapatabiliriz. Hiçbir şekilde gıda boyası, renklendirici kullanmadan, herhangi bir aroma kullanmadan ayva tatlımızı hazırladık. Tatlının ilk sıcaklığının geçmesi için biraz bekleteceğim. Daha sonra servis tabağıma alacağım. Çok fazla bekletmeyelim çünkü bekledikçe daha da koyulaşacaktır. Servis tabağına almakta sıkıntı yaşayabiliriz. Tatlımı servis tabağıma alıyorum. Bu arada tatlımız toplamda 2 saatte pişti. Şöyle tencerenin tabanında kalan suyunu da tatların üzerine döküyorum. Tatlının üzerine dondurma, kaymak veya krem şanti sıkarak servis yapabilirsiniz. Ben krem şanti hazırladım. Tamamen soğuduktan sonra üzerine krem şanti sıkacağım. Üzerine krem şanti sıkıyorum. Tatlıya tahin de çok yakışıyor. Şöyle kaşıkla biraz üzerine tahin gezdireceğim. Son olarak üzerlerine toz Antep fıstığı döküyorum. Sizler de istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Tam bir lezzet bombası, harika rengi, nefis lezzetiyle tek kelimeyle muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Hemen şöyle birlikte doku testini de yapalım. Lokum gibi. Tahin ve ayva tatlısının uyumu gerçekten harika. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum.
Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.